Merhaba arkadaşlar. Kanalım Çaylı Doğa'ya hoş geldiniz. Ben dün gece Hellboy filmini izlerken sinemada Star Wars'un 9. bölümünün fragmanı internete düşmüş. Gece izlemedim. Bekledim artık bu saatleri. Dedim bir tepki videosu çekeyim. O da Star Wars çok sevdiğim bir seridir. Her ne kadar son Last Jedi'da biraz hayal kırıklığı olsa da yani beğendiğim yönleri olmasına rağmen beğenmediğim yönleri de var. 9. bölümü heyecanla beklememi gerektirecek sebepler var. Önce fragmanı izleyelim sonra üzerine konuşalım. Ben hazırım. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. But this is your fight. Yok artık çok iyi olmuş ya. Yani bu film için heyecanlanmama gerektirecek sebepler var diyordum. Senaryosunu Chris Terrio kaleme aldı. Kendisi daha önce Batman v Superman veyahut da Argo gibi filmlerin gene senaristliğini de yapmıştı. Yani senaryo yazma konusunda gerçekten çok başarılı bir yönetmen. Senarist özür dilerim. Bu filmin senaryosunu ele aldığını duyduktan sonra ve Abrams'ın geri döndüğünü öğrendikten sonra yönetmen olarak zaten heyecan katsayım artmıştı. Şimdi izledikten sonra da wow demek istiyorum. Yani holy shit falan deyip İngilizce ancak tepki verebilecek konuma getirdi beni. Luke'un sesiyle başladı diye düşünüyorum. O duyduğumuz ses Mark Hamill'indi sanırsam. Filmin ismini Rise of Skywalker olarak söylüyorlar ama kesin bilgim emin değilim açıkçası. Star Wars'un kendi YouTube kanalından şu an izledim ve herhangi bir yerde Rise of Skywalker diye herhangi bir bilgi geçmedi. Çok kısa hemen bir internet bulut database'den kontrol etmek istiyorum. Öncesinde herhangi bir şeye bakmadım bilerek. Evet, burada da Rise of Skywalker diye geçiyor. Demek ki filmin ismi bu şekilde olacak. Yani birçok kişinin teorisi vardı Rey'in bir Skywalker olduğu üzerine. Muhtemelen doğru çıkacak diye düşünüyorum burada. Fragmanda neler gördüğümüze gelirsek kısaca. Önce Lando'yu gördüm arada. Yani yaşlanmış falan ama tekrardan bir şekilde ekibe dönecek olması güzel. Ben açıkçası Last Jedi'de beklemiştim. Bir ara böyle bir kumarhane tarzı bir yere gittikleri zaman orada bulurlar diye düşünmüştüm ama orada Benicio Del Toro'nun başka bir oynadığı bir karaktere bağlamıştı. O karakteri de aslında sevmiştim. Başka ne gördüm düşünüyorum. Yıkık Death Star'ı gördük. Death Star'ın küllerini, İmparator'un sesini duyduk. İmparator ve Luke kimse asla tamamıyla gitmez dediğinde belki karanlık tarafta güçle bir olup geri dönmeyi öğrendi. Belki de bunu göreceğiz. Gene fragmandan çıkardığım Kylo Ren maskesini tekrardan yapıyor. Yani karanlık tarafa tekrardan tamamıyla döndü. İkinci filmde bir sürüncemeye düşmüştü ama Last Jedi'da bu sefer artık kararını verdi sanırsam. Tamamıyla karanlığa geri geçecek.
Ve birkaç sağlam açıkçası aksiyon sahnesi bekliyorum. Özellikle ormanda yardıra yardıra kılıçla koştuğu sahne bana bu 300 filmindeki aksiyon sahnelerini hatırlattı. Hani bilmiyorum o kadar iyi olur mu ama olabilir. Star Wars bir ara ışın kılıcıyla güzel bir aksiyon sahnesi çekilebilir. Last Jedi'in bile en iyi yönleri onlardı belki de. Burada da iyi işler çıkacağını düşünüyorum. Artık çünkü iki tarafta yani gerek Rey gerek Kylo Ren belli bir seviyenin üzerindeler ve ikisinin arasında olacak bir ışın kılıcı dövüşü hani bir Obi-Wan Anakin arasındaki dövüşe yakın bir dövüş çıkabilir diye düşünüyorum. O tarz bir düello görmek güzel olur. Yine fragmanı şöyle hızlıca düşünüyorum. Bir yerde Prenses Leia'yı gördük. Muhtemelen Siegel'e yüz oturtmuş bir karakterdi. Çünkü filmin çekimlerinden önce vefat etmişti. Çok uzun olmasa da ara ara kısa kısa göreceğiz muhtemelen mentor rolünde vesaire şeklinde. Belki de ölecek bu filmde. Artık ona da veda etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Disney'in yaptığı açıklama Skywalker efsanesi üzerine çekilecek son film bu olacak. En azından planlananlar içerisinde. Bundan sonra Skywalker hikayeleri anlatmayacaklar. Belki eski cumhuriyet vesaire bilmem ne üzerinden gidecekler ama şu an net bilmiyorum. Hani Skywalker sagasının nasıl bittiğini de görmüş olacağız. R2-D2'yi görmedim sanki. Arada bir yerde C-3PO'yu gördüm. R2'yi görüp görmediğimden emin değilim. BB-8 gene vardı zaten. Onu gördük. Hatta yanında bir droid daha vardı ama onun ne olduğunu çıkaramadım. Tanıdık gelmedi. Düşünüyorum. Yok yani çok heyecanlandım zaten izlerken açıkçası birçok şeyi de kaçırmış olabilirim. Biraz bana şeyi falan anımsattı böyle bir sahne. Ya ismi çıkmadı. Return of the Jedi'daki son bu çölde yapılan savaşı falan hatırlatan birkaç görsel vardı arada. Onları da gene bu köşeye resim olarak koyarım. Hangisinden bahsettiğimi anlayacaksınız. Bilmiyorum ben genel yönleriyle çok heyecanlandım ya. Star Wars'u da çok severim. Umarım yani bu üçleme en azından epik bir filmle biter. Hani bir fena değildi, iki kötüydü, üç umarım iyi olur. İkinin kendi içindeki iyi yönleri elbette ki vardı ama ne yazık ki daha sonra üzerine düşündükçe Star Wars sagasıyla oturmayan birçok şeye sahipti. O üzücüydü. Bakalım. Filmi beklemekten başka yapacak bir şey yok. Star Wars'un bende yeri bambaşka. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yani şu fragmanı epeydir bekliyordum. İzlemiş olmak bile güzel. Dün geceden beri içim yiyor çünkü. Benim fragmanlarda yakaladıklarım, tek seferde gördüklerim bunlar. Ben tabii oturup birkaç defa daha izleyeceğim bundan sonra. Eğer sizin de gördüğünüz bir şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Fikirlerinizi benimle paylaşın. Siz bu üçlemeden neler gördünüz? Sadece bu fragman üzerine değil, diğer önceki filmlerden de konuşabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.